Teknoyaşam kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlerle 1 voltla 24 volt arası çıkış verebilen 5 amper laboratuvar tipi bir güç kaynağı yapacağız. Güç kaynağının yapımına XL4016 voltaj düşürücü modülün üzerindeki trim potları sökerek başlıyorum. Bu trim potların yerine kablo lehimleyip kablonun diğer uçlarına 10 kilo ohmluk çok turlu potansiyometre bağlıyorum. Çok turlu potansiyometreler voltaj ve akım ayarlarında standart potansiyometrelere göre daha hassas ayar yapabilmemizi sağlayacak. Daha sonra potansiyometreleri 3 boyutlu yazıcıdan bastığım kutunun ön kısmına yerleştiriyorum. Ardından göstergeyi yerine takıyorum. XL4016'nın eksi çıkışına göstergenin akım ölçen kablosunu takıyorum. Artı çıkışına da kırmızı bir kablo takıyorum. Gösterge üzerine voltaj ölçüm soketini takıyorum ve sarı kabloyla XL4016'nın artı çıkışındaki kabloyu birleştirip kırmızı Born Clemens'e bağlıyorum. Ardından siyah Born Clemens'e göstergenin akım ölçen kablosunun diğer ucunu bağlıyorum. Sonrasında Born Clemens'leri yerine yerleştiriyorum. Toggle switch'in kapağını çıkarıp yerine yerleştiriyorum. Ve somununu karga burun ile iyice sıkıyorum. Switch'in uçlarına bir miktar lehim sürüp siyah bir kablo lehimliyorum. Kablonun ucuna da power jack'ın eksi ucunu bağlıyorum. XL4016'nın artı girişine bir kablo vidalıyorum. Ve bu kablonun ucuna da LM2596 voltaj regülatörünün ve fanın artı uçlarını bağlıyorum. Bu uçları da power jack'ın artı kısmına lehimliyorum. XL4016'nın eksi girişine de bir kablo bağlıyorum ve bu kablonun uçlarına da fanın direnç bulunan eksi ucunu ve LM2596 voltaj regülatörünün eksi ucunu bağlıyorum. Bu uçları da switch'in diğer ucuna lehimliyorum. Çıkış voltajını 12 volta ayarladığım LM2596'nın artı çıkışına göstergenin artı kablosunu lehimliyorum. Son olarak sistemi kutu içerisine yerleştirmek kalıyor. Ve güç kaynağımız hazır. Şimdi ise güç kaynağımızı test edebiliriz. Güç kaynağını çalıştırdığımızda göstergede çıkış voltajı, çıkış akımı, toplam elektrik tüketimi, anlık tüketim, toplam çekilen akım, süre ve sıcaklık parametreleri yer alıyor. Güç kaynağını ilk olarak 12 voltluk bir fan ile test ediyorum.
Fan 5 voltta 0.7 amper akım çekiyor ve voltajı 15 volta kadar yükselttiğinde çekilen akım 2 amperin üzerine çıkıyor. Ekrandan anlık elektrik tüketiminin de yaklaşık 32 watt olduğu görülüyor. Daha sonra bir rezistans teli takıyorum. Tel üzerinden 5 voltta yaklaşık 0.8 amper akım geçiyor. Daha sonra voltajı 17 volta kadar yükseltiyorum ve tel üzerinden geçen akım 2.8 ampere kadar yükseliyor. Elektrik tüketimi ise yaklaşık 48 watt. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca katıl butonu ile destek verirseniz daha iyi içerikler üretmemde yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.